son basın toplantısı da yapacağım. İnşallah. Evet. Evet. Bunlar altırış hepsi tamam. Tamam mı? Evet. Tabii Gönüllü Kursu Aşağımız 1993 yılında sadece Ramazan ayında sıcak yemek verelim bir kaşık da olsa. Gönüllü Kursu o zaman 23 kuruluşun aldığı bir karardı. İşte burası da İbrahim Kalla Kültür Eğitim Vakfı'na aitti. Burada yaptık o zaman kara kazanlar, bakır kazanlar, ateşten, dumanla, böyle yemek duman kokar falan. Kış günü odun bulamayız falan. Sadece bir 50 aileye o sene verebildik. Sonra doğru 100'e falan çıktık. İşte bize belediye ekmek verdi. Fakat öyle oldu ki et bulamıyoruz, gıda bulamıyoruz. Demek duyuramadık. Ertesi sene bu 100-200 aileye çıktı. Fakat üçüncü yıl sağ olsun arkadaşlar burayı, metruktu burası. Burayı böyle gazlı sistemle şey yaptık. Daha büyüdü. Şimdi bu anda işte 23. yıla giriyoruz. Efendime söyleyeyim, burası 1000 aile kapasiteli, 10.000 kişilik yemek kapasitemiz var. Yani fert olarak 10.000 kişilik yemek kapasitemiz var. Bütün personelimiz şu anda sigortalı, güvenceli, son derece hijyenik. Arkadaşlar buna sağ olsun çok dikkat ediyorlar. Yani bir fakire veriliyor, ağzından mı kaçar gibi bir ihmala alsa kapım açık değil. Sağ olsun sık sık arkadaşlar da kontrol ediyorlar yani sağlık ekibi falan. Bir eksikimiz varsa yardımcı oluyorlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi burada tabii eskiden bir Ramazan ayıydı. Sonra 3 aylara çıktı. Gele gele yaza geldik. Bu defa buradan geç başladık, oradan devam ettirdik. Mart ayını baz aldık. 6 ay, 7 ay, 8 ay, bu sene 9 ay yemek verdik. Şimdi arkadaşlar sağ olsun bir karar aldılar. Yıl 12'ye çıkarlar. Hiç kapamayacak. İşte dikkat ediyorsun bakımını falan, onarımını yapıyoruz. Şu anda kartlara hazır, kayıtlar bitmiş. Ha diyeceksiniz, insanlar tanıyor musunuz? İnanın kendi ailemiz gibi tanıyoruz. Kimin evinde ne var, kaç çocuğu var, çocuğu ne yapıyor? Şimdi bunları takip ediyoruz. Okula gidiyorlar mı? Bir kötü alışkanlıkları var mı? Burada yapılan hizmetin başında yemek geliyor. Tabii belediyemiz senelerden beri bize ekmek desteği veriyor. Ekmeği veriyor buradaki ekmeği. Bu son 2 yıl Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı'nın katkısıyla ekmeği yine valilik aracılığı falan alıyoruz. İnşallah yine gelecek. İstiyoruz ki her şahsa bir ekmek verelim. Yani yarım ekmek değil de bir ekmek verelim. Bunu biz basında da duyurduk. Bize en aşağı günlük 5.000 ekmek lazım ki yarım şardan verelim. Eğer birer tane versek 10.000 ekmek lazım. İnşallah o kapasiteye çıkılır. Ben şunu da temenni ediyoruz bütün arkadaşlarla. Burası aş evi değil, keşke bir iş evi olsaydı. Yani hedefimiz budur. Ona da vesile oluyoruz. Bazen organize sanayide açılan fabrikalar var. Tekstil falan. Geliyorlar buradan iş istiyorlar. Biz de böyle ilanı asıyoruz, çalışmak isteyenlere ona da vesile oluyoruz. Ev temizlik işlerine falan. İstiyoruz yani kendi üretsin, kendi kazansın. Fakat öyle aileler var ki yani iş verse de yapamaz, sakat çünkü. Çocuğu ancak gelip yemek alıyor. Veyahut mahkum eşi gitmeye korkuyor, kan davalı falan. Veyahut işte asker eşi, gençtir korkuyor. Biz bunları burada himaye etmeye çalışıyoruz. Biz derken bütün Şanlıurfa'yı kastediyorum. Evet. Yani çünkü bütün Urfa buraya sahip çıkıyor. Elhamdülillah. Bugüne kadar bir aksi ses gelmedi. Hele hele basın camiasında. Yanımızdalar, içimizdeler, görüyorlar, şey yapıyorlar. Muhtarlarımız falan destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Herkesin malı burası. Tabii burada kurban kestirmek isteyen. Özellikle adak kurbanı. Halkımızın buna meyli çok. Yani o kadar hoşuma gidiyor. Genç bir aile, çocuklar olmuş, geliyor akka kesiyor. Yani akka kurbanı kesiyor. Onu fakir fukaraya veriyoruz, muhtaç ailelere. Şu anda et veriyoruz. Ramazan'a kadar, pazartesine kadar kesilen buradaki davarların etini veriyoruz. Ha, vatandaş hayvan pazarına yorulmasın diye bize vekalet veriyor, makbuzunu veriyoruz, telefonunu alıyoruz, saatini veriyoruz. Davarı burada hazır oldu mu telefonla arıyoruz. Gel hazır. Ya diyor gelemiyorum abi siz kesin. Veyahut da geliyor başında bulunuyor. Bizim için daha iyi oluyor.
Kesilen et burada tamamen yemeğe, fakir fukaraya intikal ettiriliyor. Giyim yardımı, ikinci el bizde çok. Yani bilhassa evlerde hanımefendiler getiriyorlar. Giyilmemiş, çocuğuna dar geliyor veya işte kendine göre büyümüş maşallah, olmuyor. Getiriyor bize, bir başka kardeşi giyiyor onu. Bununla beraber biz yıllık, yani inanın 40-50 bin aile oradan giyiniyor. Yani az bir rakam değil. Bir de milli ekonomiye kazanıyoruz bunu. Yani çöpe gideceğine, şuraya gideceğine. Ha diyeceksiniz belki ya fakir fukara biraz daha yeni de veriyoruz. Mağazalarımız getiriyor, esnafımız getiriyor. Allah razı olsun. Buradan mesela yeni oldum en çok üniversite öğrencilere, onları kolluyoruz. Bunlara ortaokul, lise, kız çocuklara bilhassa bunları burada dağıtıyoruz. Diyorum işte senede en aşağı 40 bin insan buradan giyiniyor yani. Rakam daha büyük de. Şimdi İstanbul'da mesela iş adamlarımız var, Allah razı olsun. Daha o gece biri beni gördü. Abi dedi, bir kamyon şey göndereceğim zekatım ama Ramazan'da dağıtacaksınız. Kumaş. Top halinde kumaş gönderiyor. Allah razı olsun. Kesip günlerce burada dağıtıyoruz. Hani toplu halde versek belki götürür, satar, millet dedikodu eder. Biz günlük kesip veriyoruz. Aslında zekattır. İstediği gibi kullanabilir onu. Satar da, atar da, yakar da, başkasına verir. Çünkü onun kendi mülkü oluyor. Tabii Ramazan geliyor. Şimdi çok hızlı başlamamız lazım. Arkasından Ramazan bayramı geliyor. Bunlar hep elbise isteyecek. Bayramlık. Kısa dönemde okul açılacak. Okul dönemi bir şeyler istiyorlar haliyle. Kırtasiye sağ olsun pasaj esnaf bizi yerde koymuyor. Her sene bize kırtasiye gönderiyorlar. Öyle ki artıyor, bazen okullara gönderiyoruz. Bu hususta bir sıkıntımız yok. Ama inşallah diyorum, Rabbim memleketimize barış, huzur verir, devam ettirir inşallah. Öyle oldu ki biz ufak bir rakam 36 bin lira bugünkü para, işte 36 milyar o zaman ödememiz lazım bayram arefesinden iki gün önce. Sağ olsun Bekir Şirinoğlu'yla biz o zaman Attaf Pazar programı yapıyorduk Güneydoğu'da kardeşlerimiz için. Orada yapıyorduk. Dedim ki ya ben çok üzüntülüyüm Bekir. Ne dedi böyle böyle. Davet-i Gümünat şeyle Allah Celle Celaluhu rahmetiyle gönder. İnan ertesi günü bir kurs borcumuz kalmadı. Adres verdik, adam gidip yatırıyor. Adam gidip yatırıyor. Yani Urfalılar yerde koymaz inşallah Müslümanlık kardeşlerimiz. İnşallah. 23. yılda da temenni ediyorum. Yani umutla bakıyorum. İnşallah geçmiş yıllardan daha güzel olur diye düşünüyoruz. Şimdi burası tam bir sektör oldu. Bir zamanlar emekliler gelip çalışıyordu. Fahri benim gibi. Yani yemek pişirmede, kurban kesmede. Hani iki ay, üç ay abi bir katkım olsun. Şimdi senelik olunca haliyle buradaki işçinin hakkı, çalışanların. Bunlar hepsi sigortalı oldu. Yani sigortası. Yani iş güvenliği şeyleri, her şeysi var elhamdülillah. Bu bizi sevindiriyor. Yani kıytırık işler yapmayalım. Yazık bu insanların da bir ömrü burada geçiyor. Bununla beraber bizim neye ihtiyacımız var? Tabii önce bu saydıklarımdan ne getirirlerse, giysi olsun, gıda olsun. Ama zekat olarak, çünkü buraya zekat oluyor, onu da düzelteyim. Çünkü bazıları diyor ki aş evine olmaz çünkü yemek dağıtıyorlar zekat. Efendim biz aş evinde burada yemek pişirip sofra sersek, iftar sofraları, o zekat olmaz. Çünkü cebrediyorum. Oturun. Ama eşyayı veya yemeği kendisine, kovasına teslim ediyorum. İster döker, ister atar, ister satar, ister işte temlik dediğimiz bu. Onun için zekat oluyor. Ha kardeşimize zekatlarını vermek istiyorlarsa gelsinler. Kendilerine o gün için zarur ihtiyaçlarını. Çünkü ölür, babasın hep fasulye geliyor, hep pirinç geliyor, hep bulgur geliyor. Şeker ihtiyacımız var, yağ ihtiyacımız var. Hiç olmaz, mercimeğe ihtiyacımız var mesela. Diyoruz ki bize bundan bu kadar kilo veya ton, Allah bereket versin, gönder. Kendisi gidip alıyor, kendisi bize gönderiyor. Biz de onu burada pişiriyoruz. Pişirip ona yemek olarak veriyoruz. Yani zekatlarını burada rahatlıkla değerlendirir. Fitrelerini mesela geçsin kendi eliyle versin. Ha, öyle oluyor bazen, abi ben veremiyorum, kimsenin de şey yapamam. Onu biriktiriyoruz, fitreyi. Ama ona herhangi bir şey yapmıyoruz. Topluyoruz. Akşam onu 50'şer lira, 100'er lira neyse dağıtıyoruz. Yine makbuzlu, yine kayıtlı. Ama zekat çok önemli. Hatta ben bir şey daha söyleyeyim. Ramazan'da buraya stokladığımız gıdayı inanın bir sene boyu götürürüz.
Şimdi depomuz var, görürsünüz. Soğutma sistemimiz var, şeyimiz var. Bazen alıyoruz, daha sonra almak üzere emanette bırakıyoruz, yerimiz olmalı. Getiriyoruz, onu yemek yapıp dağıtıyoruz. Hele kış günü, kapalı günlerde. Yani kışın öyle oluyor ki bazen maaşesiz, kartsız geliyor, abi yemeğimiz yok diyor. Ya tam tas delikanlı. Ya, bunu yaşıyoruz, tam tas. Abi diyor, kılıkma, kıyafetime bakma, açım. Ne yapacaksın? Boş mu çevireceksin? Kadın, gencecik. Kış günü, karda, kışta koca bir şey gidemedi. Mecburen onu bir dönem idare ediyoruz. Yani etmek mecburiyetindeyiz. Ya keşke çok olsa hiç kimseyi boş çevirmesek. Şu anda dul, yetim, sakat, asker eşi ve mahkum eşleri. Tabii bunlar belge getiriyorlar bize. Mahkum eşi diyoruz, savcılıktan bize belge. Asker eşi bir mektubu da olsa kabul ediyoruz. Şey getiriyor. Sakatlar falan. Fakat şu anda yani devletin bu sosyal alanda bazı şeyler oldu. Bunlar bizi biraz rahatlattı. Yani özellikle sakatlara bakıcı ücreti, şu bu falan. Bunlar bizi bayağı rahatlattı. İnşallah daha da rahatlarız. Yani güçlü bir Türkiye olursa, güçlü bir devlet mantığı olursa inşallah fakir fukaraya da daha güzel intikal eder. Ama biz burada bu saydığım sınıfı ayakta tutmak istiyoruz. Rabbim inşallah mahcup etmez bizi. Sen vereyim. Kim orsuz? Evet. Evlensin, ev var sahibi olsun. Ondan sonra bize yine malımızı getireyim. Evet hocam. Evet.